Göberler merhabalar. Şimdi 3. ünitemiz denklemler ünitesinin tarama testini çözeceğim arkadaşlarım. Bunları daha önce bir çözmeye çalıştım ben. Bir yere kadar çözdüm ama videoyu çektim. Fakat videoda bir sıkıntı çıktı arkadaşlarım. Bir daha baştan çözmem gerekiyor. O yüzden şöyle birinci sorudan bir daha başlıyorum. Denklemler konusunun tarama testi. Diyor ki olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? X çarpı y nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bir yok etme metodu yapacağım arkadaşlarım burada. Üsttekini aynen yazalım. 5x artı y eşittir 3 diye. Alttakini de eksi ile çarpalım. Eksi x eksi y olur. Bir de eşittir artı 1 oldu dostlarım. Toplayalım bunları şimdi. Y'ler gitti. 4x eşittir 4 oldu. X eşittir 1 çıktı. Peki x 1 ise de yerine yazıyorum şu üst tarafta. 5 olur burası. Bu tarafa attık. Eksi 5. Y eşittir. Eksi 2 çıktı kardeşlerim. 1 ile eksi 2'nin çarpımı da eksi 2 geldi. Şuna bakıyoruz hemen. Olduğuna göre z kaçtır? Böyle üçlü denklemlerde ne yapıyorduk dostlarım? İkişer ikişer denklemleri alacağız. Alt alta toplayıp çıkartacağız. Bir şeyler yapacağız. Sonra x, z ne istiyorsa artık hepsini buluruz. Şimdi şu son ikisini alalım biz bir ilk etapta. Bunları direkt alt alta topladığınızda bakın y'ler gidiyor kardeşim. O yüzden bu ikisini bir toplayalım alt alta. Ne oluyor? X oluyor burası. Y'ler gitti. Artı 4z eşittir 6 geldi. Toplar toplamaz bu çıktı. Şimdi başka şu birinci ile ikinciyi toplayalım bir de arkadaşlarım. Şu birinci ile sonuncuyu toplayalım. Ama sonuncuyu 2 ile çarparak toplayalım. Şöyle oluyor bakın. Üsttekini aynen yazıyorum. Eksi z eşittir 3 diye. En alttakini de 2 ile çarpıyorum. 4x eksi 2'ye artı 6z eşittir 16 diye çarptım. Şimdi toplayalım. 2y'ler gitti. 7x artı 5z eşittir 19 oldu. Bunu da getirip buraya yazıyorum. 7x artı 5z eşittir 19'muş. Bunu da yazdık buraya. Şimdi z'leri biz arıyorduk. X'leri yok edelim. O yüzden üstteki denklemi 7 ile çarpalım. Hemen alt tarafa yazıyorum. 7x artı 28z eşittir 42 oldu. Bunu da eksi ile çarparak direkt altına yazıyorum. Eksi 7x eksi 5z eşittir. Eksi 19 geldi. Toplayalım şimdi. 7x'ler gitti. Burası 23z. Burası da 42'den 19 çıktı. 23 geldi ki 23'ler giderse z'de 1 çıktı. Şunu okuyalım şimdi dostlarım. Bir kuru yemişçi kilogramı 3 TL, 4 TL ve 6 TL olan 3 tip kuru üzümü karıştırarak kilogramı 3.8 TL olan 15 kilogramlık bir karışım elde ediliyor. Karışımdaki 3 TL'lik kuru üzüm miktarı 4 TL'lik kuru üzüm miktarının 3 katı olduğuna göre altılıktan kaç kilogram vardır? Ben bunu karışım problemiyle çözmüştüm. Yine öyle çözeceğim arkadaşlarım. Şimdi 3 tane kuru üzümü karıştırıyoruz. En son yeni bir kuru üzüm oluşturuyoruz arkadaşlarım. En son oluşan kuru üzümün kilosu 3.8'den gidiyormuş. Kuru üzümün ağırlığı da en son oluşanın 15 kilogram oluşmuş. Burada 3 kilogramlık, 4 kilogramlık ve 6 kilogramlık, 6 TL'lik pardon, üzümleri karıştırıyoruz. Şimdi diyor ki bize, 3 TL'lik kuru üzümün miktarı 4 TL'nin 3 katıdır diyor. Yani bunun miktarına x dersem bunun miktarı 3x. Şunun miktarını bilmiyorum. Y diyelim ona da. Y'yi soruyor bize. 6 litre, 6'lığın ne kadar olduğunu soruyor. 6 TL'li. Şimdi hemen bir çarpmayı yapalım. Şununla şunu çarpıyorduk. 9x artı 4 ile x'in çarpımı 4x artı 6y eşittir 3.8 yani 38 bölü 10 ile de 15'i çarpacağız. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 3, 2'ye bölelim 2'ye bölelim 19. 3 ile 19'un çarpımı da 57 geldi. Yani düzenlersek bunu kardeşlerim şurada düzenlenmiş şeklini yazayım. 13x ile
6y'nin toplamı 57 çıktı. Şimdi biz bir de ne biliyoruz? Şu alttakilerin toplamı hepsi 15'e eşit. Yani 4x bir de y'nin toplamı eşittir 15 olacak. Şimdi bizden ne istiyordu bu adam? Y'leri istiyor. O halde x'leri yok edelim. Şurayı 4 ile çarpalım. Burayı da 13 ile çarpalım. 4 ile çarptığımızda 52x artı 24y eşittir. 4 ile çarpıyorum. 228 daha 228. Burayı da 13 ile çarpalım. 52x artı 13y eşittir 15 çarpı 13. Şöyle kenarda çarpıyorum 15 ile 13'ü. 3 kere 5 15. Elde var 1, 3, 4, 45. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. 5, 9, 1. 195 geldi bu da. Hadi şimdi çıkartalım birbirinden bunları. 52'den 52 çıktı 0. 24'ten 13 çıkacak. 7, 4 daha 11x geldi. 11y geldi pardon. 11y eşittir diyorum. Şundan da bunu çıkartacağız. 8'den 5 çıktı 3. 12'den 9 çıktı 3 ve 0. 11y 33, y eşittir 3 geldi Gobeller. Şimdi şu sorudayız. Denkleminin kaç farklı kökü vardır diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım kaç farklı kökü varmış, bir bulalım arkadaşlarım. Şimdi 0'a eşitliyorum. Bir şurayı 0'a eşitleyeceğim, bir de burayı 0'a eşitleyeceğim. X küp artı 9x'i 0'a eşitledim. Buradan x parantezine alırsak x kare artı 9 0 olur. Yani x eşittir ya 0'dır ya da x kare artı 9 eşittir 0'dır. X kare eşittir eksi 9 geldi. Buradan çözüm kümemiz boş küme. Çünkü biliyoruz ki çift kuvvetli bir sayının sonucu negatif olmayacak değil mi gerçel sayılarda? Peki buradan bir tane çıktı yani x eşittir 0. Şunu 0'a eşitleyelim hemen. X kare artı 3x eksi 10 eşittir 0 olsaydı bunu da 5 ile eksi 2 diye çarpanlarına ayırıyorum. Buradan x eşittir eksi 5 bir de x eşittir 2 gelecekti. 2 tane de kökü buradan geliyor. Toplamda 3 tane kökü varmış diyebiliriz. Şu soruya bakıyoruz hemen. Denkleminin farklı gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen bulalım. Şunu çarpanlarına ayıralım arkadaşlarım. 3'e eksi 2 diye bu çarpanlarına ayrılır. Yani şöyle olur. X artı 3, x eksi 2 çarpı, şunu çarpanlarına ayıralım. Eksi 1 ile eksi 1'dir bunun çarpanları. X eksi 1'in karesi gelir. Bölü, burası da zaten x küp artı 3'ün küpü olacak dostlarım. Şimdi buradan kök eksi 3 gelir. 2 gelir. Bir de 1 gelir kardeşlerim. Fakat bir de paydadan da eksi 3 geliyor kök. Eksi 3 de buradan geliyor. Eksi 3 paydanın kökü olduğu için dahil etmiyorum. Ne kaldı geriye kök olarak? 2 ile 1. Toplamları da 3 yaptı diyebiliriz. Şimdi geldik bu soruya. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır diye bir soru sormuş. Ne yapıyorduk böyle 4. derece gördüğümüzde? X kareye bir a diyoruz. O halde bunun karesinin karesi yani x üzeri 4 a kare yaptı. Şimdi x üzeri 4'ü a kare yazıyorum. Eksi 4 çarpı a geliyor. 4 çarpı a. Bir de eksi 5 var eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım şimdi bu ifadeyi. Eksi 5'e 1 diye ayırdım arkadaşlarım bunu. Dolayısıyla a kare a eşittir ya 5 çıktı a eşittir ya da eksi 1 geldi burada. Yani x kare eşittir 5'tir. X kare eşittir eksi 1. Bak x kare eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Çift kuvvetler negatif sayıya eşit olamaz demiştik gerçel sayılarda. Peki buradan ne olur? X kare 5 ise x eşittir ya kök 5'tir ya da x eşittir eksi kök 5'tir. O halde 2 tane kökü vardır diyebiliriz dostlar. Pekala bu tamamdır. İlk 6 sorumuz. Hemen 7. soruyu aldık. Diyor ki denkleminin büyük kökü vardır.
kaçtır diye sormak istemiş herhalde. Bu büyük kökü sorduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlarım? Şıklardaki en büyük sayıyı yerine yazalım demiştik. Hangisi sağlıyorsa büyükten küçüğe doğru gidin. Sağlayan ilk şık doğru cevaptır. Şimdi 2'yi yazıyorum. 5'in karesi oldu 25. Eksi 6 çarpı. Buraya 2 yazarsam 5'in karesi 25. O da 5 diye çıktı dışarıya. Artı bir tane daha 5 var. Bakalım 0 oluyor mu? 25, 30 çıktı, eksi 5. Artı 5 daha, evet gerçekten 0 oldu. Direkt 2 sağladığı için en büyük kökümüz 2'dir dedim. Şimdi geldik buna. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum şimdi bakın, birbirinin aynısı olan iki tane ifade var. Biz bu ifadeye A diyecektik. Sonra bu denklemi bir daha düzenleyeceğiz. Değişken değiştirme yaptım. A kare eksi 14a artı 40 eşittir 0 oldu. Şimdi bunun çarpanları 10 ile 4'tür. Eksi 10 ile eksi 4'ü alacağım. Çünkü toplamları eksi 14 olacak. Bu durumda a dediğim şey ya 10 oldu, a dediğim şey ya da 4 olacak. Şimdi a diye ne demiştik biz? X kare eksi 3x artı 10. Pardon, x kare eksi 3 x'e 10 demiştik. Onu da bu tarafa aldım. Eksi 10 eşittir 0 olacak. Ya da x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0 olacak. X kare eksi 3 x'e biz a demiştik dostlarım. Şimdi diyor ki köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Köklerinin toplamı cevap Ceyhan gelecek arkadaşlarım. Şimdi tek tek kökleri bulmakla uğraşmayalım diye düşündüm. Şuradaki köklerin toplamı eksi b bölü a'dan 3. Buradaki köklerin toplamı eksi b bölü a'dan yine 3 gelecek. 3 ile 3'ün toplamı cevap 6 gelecek dostlarım. 9. sorudayız. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Dostum yine istersen şöyle yapabilirsin. Mesela eksi 3'ü yazabilirsin hemen yerine. Bakalım eksi 3 kökü mü diye düşünürsün. Sonra 1'i yazarsın. İşte sağlıyorsa eksi 3 köküdür işaretle, sağlamıyorsa geç gibi yapabiliriz. Ya da şöyle yapacağız, her iki tarafın karesini alacağız dostlarım biz. Alalım her iki tarafın karesini, buradan kök gider karesi alındığında. Şu kökle kare sadeleşir. 4x kare artı 7 kaldı. Buranın karesini alıyorum. Birincinin karesi 4x kare. Birinciyle ikinciyi çarptım eksi 6x, bir de 2 ile çarptım eksi 12x. Artı bir de ikincinin karesi 9 geldi. Düzenleyelim. 4x kareler gitti. 9'u bu tarafa alalım dostlar. 9 bu tarafa gelirse ne kaldı? 9'u bu tarafa aldık. Ne oluyor? 9 eksi 2 oldu eşittir. Eksi 12x. Eksi 2'ye bölersek de, eksi 12'ye bölersek de 1 bölü 6 çıktı. X dediğimiz sayı. Şimdi x'i 1 bölü 6 bulduk. Tabi bir de bunu getirip yerine yazacağız değil mi dostlarım? Bakalım oluyor mu olmuyor mu diye. 1 bölü 6'yı yerine yazalım. Bakın şurası ne oluyor? 2 çarpı 1 bölü 6 eksi 3. Gitti gitti. 1 bölü 3 eksi 3'ten de 3 eksi bir sayı çıkıyor. Şurası negatif geliyor. Biz köklü bir sayının negatif olmayacağını biliyoruz dostlarım. O yüzden bu da sağlamıyormuş diyeceğiz. Demek ki hiçbir sayı sağlamadı. Çözüm kümesi boş kümedir diyebiliriz. Geldik buna. Denkleminin kökü kaçtır diye bir soru soruyor. Dostum yine normal yolla da çözebiliriz. Her iki tarafın karesini alarak da çözebiliriz. Ya da şıkları tek tek yerine yazarak da sağlayabiliriz. Şimdi A şıkkına bakalım. 9'dan 5 çıktı 4. Kök 4 oldu 2. 9'u yazdım. 9 kök dışına 3 diye çıktı. Bakın 5 eşittir 5 oldu. 9 sağladı. Direkt paketle gitsin kardeş. 11 numaradayım dostlarım. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş bize. Yine dostlar bakın şıkları tek tek yerine yazarak sağlatabilirsiniz. Biz yine normal yolla da çözelim isterseniz. Az öncekini şıkları sağlattık. Bunu da normal yolla çözelim. Şöyle 6. dereceden x dediğimiz ifadeye a diyelim. Her iki tarafın karesini alırsam 3. dereceden x eşittir a kare olur. Yani a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oldu. Buradan çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 2'ye 1 diye ayırdım çarpanlarına. A kare eşittir yani a eşittir
Bir 2 çıktı. Bir de a eşittir eksi 1 geldi arkadaşlar. A neydi? 6. dereceden kök içinde x eşittir 2. Bir de 6. dereceden kök içinde x eşittir eksi 1. E şuradan kök gelmeyecek arkadaşlarım. Çünkü çift dereceli bir kök negatif sayıya eşit olmaz demiştik. Şuraya bakalım. Her iki tarafın 6. kuvvetini alırsak x eşittir 2 üzeri 6 geliyor. 2 üzeri 6 da 64'tür. X eşittir 64 çıkıyormuş dostlarım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne yapacağız burada dostlar? Şıkları yerine yazalım bence. En güzeli bu olur. Şimdi sıfırı yerine yazalım hemen. Sıfır yazarsak 0, 0, 0 eşittir 0. Demek ki 0 olacak. Yani şu şık iptal. 2'yi yazalım yerine. 2 yazarsak 4. Eksi 2 yazarsak 8 eşit midir 0'a? Hayır. Eksi 4 0'a eşit değildir. Demek ki 2 olmayacak. Bunları sildim. 4 eksi 4. Farklı olan eksi 4. Eksi 4'ü yazalım biz. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 ile 4'ün çarpımı eksi 16. Dışarıya artı 16 çıkacak. Bir de önünde eksi var. Eksi 16 eşittir 0 mıdır? Evet, 0 eşittir 0 oldu. Eksi 4 olacak yani. Demek ki bu da değil. Cevabımız Denizli geldi kardeşlerim. Şuna bakalım. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum burada da bakın yine şuna mutlak değer x eksi 3'e biz a diyerek başlayalım. Şurası ne oluyor arkadaşlarım? 4 parantezine alsak burayı. 4 parantezinde x eksi 3 gelmiyor mu kardeşim yine burası? Peki 4'ü de dışarıya atalım. Eksi 4 diye gelecek değil mi? Önünde eksi var çünkü. Şöyle oldu o zaman. X eksi 3'e a dersek burası a kare. Burası eksi 4 tane a. Bir de artı 3 var eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. 3'e 1 diye ayırdım. Hatta eksi 3'e eksi 1 diye ayırdım. Demek ki a eşittir bir 3 olacak. Yani mutlak değer x eksi 3 eşittir 3 olacak. Buradan ne diyorduk? X eksi 3 ya 3, x eksi 3 ya da eksi 3 olacak. X eşittir 6, x eşittir 0 geldi. Bir de ne dedik? A eşittir 1 olabilir. Yani mutlak değer x eksi 3 eşittir 1 olabilir. O halde x eksi 3 ya 1 olacak, x eksi 3 ya da eksi 1 olacak. X eşittir ya 4, x eşittir ya da 2 geldi kardeşlerim. Ne diyor bize şimdi? Bunların toplamı mı kaçtır diye soruyor. Toplayalım. 4, 2 daha 6. 6 da buradan 12. 0 da buradan yine 12 yaptı köklerin toplamı. Evet, şimdi 14 numaralı sorumuz. Yine bakın ikinci dereceden x kare ve y kare var. Bunlarda da şöyle yapıyorduk kardeşler. Y kareyi yalnız bırakalım burada biz. Y kare eşittir. X artı 3 olur. Getirip y kare gördüğümüz yere x artı 3 yazacaktık. Şöyle oluyor. X kare eksi x artı 3 oldu. Artı 5x eksi 2 eşittir 0. Düzenliyorum. X kare eksi x eksi 3 artı 5x eksi 2 eşittir 0. Yine yazalım. X kare eksi değil artı 4x oluyor. Eksi 5 oluyor. Eşittir 0. Şimdi çarpanlarını ayıralım arkadaşlarım. Ne olabilir mesela buradan x'imiz? Eksi 5'e 5'e eksi 1 diye ayırsak x eşittir ya eksi 5 çıkacak, x eşittir ya da 1 çıkacak. İşte x'in 2 değerini bulduk dostlarım. Peki x eksi 5 olsa, x'i eksi 5 desek, burası eksi 5, toplamları 4, doğru ayırdık. X eksi 5 olsa y kare eşittir. Eksi 5, 3 daha, eksi 2. Y kare eksi 2 oluyor. Bir şeyin karesi eksi sayı olmaz. Demek ki bunu geç. X 1 olsa kardeşlerim, 1 olsa, 1 olduğunda 4, y eşittir ya 2 oluyor, y eşittir ya da eksi 2 oluyor kardeşlerim. Bize de çarpımlarını soruyor. 1 ile 2'nin çarpımı 2 olabilir mi? Olabilir. 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 de olabilir. Tabii ki şıklarda yok. Tamam. Tamamdır o zaman. Peki. Tamam kardeşlerim. Tarama testini de gömdük.
Bir sonraki videoda da konu testlerini gömeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin sizlere.